daima zikirde olmanızı istiyor. Zikretmeyen kişi zikretmediği sürece devamlı derecat kaybediyor. Namaz kıldığı zaman derecat kazanıyor, oruç tuttuğu zaman derecat kazanıyor ve kazandığı dereceleri mutlaka kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Kıyamet günü hesaba çekildiği gün. Bir dinleyicimiz birinci sorusunda diyor ki Allah'a yakın olmamız ve istediklerini yerine getirmemiz için ne yapmalıyız? Allah'a yakın olmamız ve istediklerini yerine getirmek için bir tek şey yapmalıyız. Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Dilediğimiz andan itibaren Allah'a karşı sevgi duymakla kalmayacaksınız. Etrafınızdaki insanları da sevmeye başlayacaksınız. Nefret ettiğiniz insanları da adım adım seveceksiniz. Ve Allah size öyle yardımlarda bulunacak ki eğer siz orucu sevmiyorsanız o konudaki rahatsızlıkların hepsini Allah Teala giderecek. Siz orucu seven bir insan olacaksınız. Namazı sevmiyorsanız size namazı sevdirecek. Zekat verme konusunda gitmiyorsa zekat vermeyi sevdirecek. Ama mutlaka Allah sizi zikri de sevdirerek kendi zatına mutlak olarak ruhunuzu ulaştıracak. Bunun için sadece bir tek şey yapmanız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Soru 2. Bunu söylemişiz Kur'an'a küfreden kişi. Soru 3. Rızkımızın çoğalması ve hareketimizin, bereketimizin artması için ne gibi dualar etmeliyiz? Allah'a layık olmalısınız. Rızkınızın çoğalması, bereketiniz artması için dua kitabında dualar var. Onları kullanın inşallah. Bizim de bir dua kitabımız var. Alın, o konuyla alakalı olan duaları okuyun. Bir dinleyicimiz diyor ki, hocam benim sorum, ben namaza başladım. Namaz kılarken kendimi Mekke'de hissetmek için gözlerimi kapatıp kılıyorum. Kılarken çok kötü oluyorum. Kalp çarpıntısı efem oluyor bende. Onun için hemen gözlerimi açıyorum. Bu sefer de namaza konsantre olamıyorum. Ölüm korkusu oluyor bende. Ölmekten değil de günahım var mı? Varsa ne yaparım diye korkuyorum. Allah'a ulaşmayı dilemediğini anlıyorum buradan henüz. Bu korkuyu atlatman için evladım, çünkü soruyor kardeşimiz, bu korkuyu nasıl atlatabilirim? Bu korkuyu atlatmak için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Eğer dilersen, dilediğin andan itibaren bu korkunun kalktığını göreceksin. Ama buradan dilinden değil, buradan kalbinden bir dilekle dileyeceksin. Peki, gerçi şimdiye kadar bir kardeşimiz henüz sormadı bize ama biz onun cevabını verelim. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi gerçekten? Dilediğinizi nereden anlayacaksınız? Dilediniz mi, dilemediniz mi? Çok basit sevgili kardeşlerim. Gerçekten kalbinden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birdenbire namazı sevmeye başlar. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmemeye başlar. Zikir yaptığı zaman bundan büyük zevk duymaya başlar. Bütün ibadetler onun hoşuna gitmeye başlar. Bu söylediğiniz tarzda bir olayda hiçbir zaman o insanlarda olmaz. Siz de onun için bu korkularınızdan kurtulmak istiyorsanız hemen Allah'a ulaşmayı dileyin. Hatta kardeşlerimiz oradalar. Konuşmamız bitince tabiyetinizi gerçekleştirin. Bakın dünya ne kadar yaşanmaya değer güzel bir yermiş. O zaman mutluluk sizi bütün boyutlarıyla kendisine ulaştıracak, kaplayacak sizi. Hiç bu tarzdaki korkularınız kalmayacak. İbrahim Şenal. Muhterem Efendimiz, hürmetle ellerinizden öperim. Sizi Rize'ye bekliyorduk. Sizi canlı olarak görmek ne zaman gerçekleşecek? Türkiye'ye geldiğimiz zaman inşallah canlı olarak Rize'ye de uğrayacağız. Boynumuza borç.
bu konferansı vermek. Biz bir nevi biz oraya gelmiş olduk. Ama ceseden de inşallah oraya geleceğiz. Bir dinleyicimiz diyor ki eşofmanla namaz olur mu? Elbette olur. Bayan evde mevlüt okutacak diye söylemiştim. Camide okutsam olur mu? Olur tabii. Bunları problem olarak karşınıza çıkaranlar sizi sadece güçlük çıkartıyorlar. Eşofmanla namaz kılmanızda hiçbir mahsur yok. Ev yerine camide mevlüt okutmanızda hiçbir mahsur yok. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü diyor bir kardeşimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz hasretle mübarek ellerinizden hürmetle öperiz. Acizane bir sorum var. Evliya Çelebi Hazretlerinin bir kez Allah derse aşkıyla lisan dökülür cümle günahlar misli hezan sözüyle Enfal 29 ayetteki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye verilen furkanlarla günahların örtülmesi ifadesi aynıdır diyebilir miyiz? Bir kez Allah derse aşkıyla lisan dölülür demiş kardeşimiz. Böyle bir kelime cümle günahlar misli hezan yani cümle günahlar yok olur. Fakat bu bir kelime de benim dökülür desem değil. Bir mana veremedim kardeşimizin sözlerine. Bir defa daha sorsun sualine inşallah. Kelimeyi doğru yazarak. Günahları da yok olur ifadesi geçerli değil. Hiç kimsenin Allah demesiyle günahları örtülmez. Misli ezan örtülmesi demek. Ama bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün günahları örtünür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahlarını Allah Teala örteceğini kesinleştirmiş Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örterim diyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime Ya eyyellezine aminu in tettekullahi Ey amin olanlar eğer takva sahibi olursanız yec'al lekum furkane Allah size furkanlar verir. Söylediğimiz ayet-i kerime. Ve kefir aleyküm seyyiatüküm daha sonra da mürşidinize ulaştığınız zaman sizden Allah Teala seyyiatinizi örter. Evvela Allah'a furkanlar vermesiyle kişinin günahları örtülmüştü. Bir defa daha örtüyor mürşide tabiyette. O zaman da günahlar sevaba çevrilmiş oluyor. Ve yağfirlüküm size mağfiret eder böylece. Yani günahlarınızı sevaba çevirir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman günahlarınızı örter. Mürşidinize tabiyette bir defa daha affeder. Böylece günahlarınıza mağfiret etmiş olur Allah Teala. Günahların mağfireti günahların örtülmesi değildir. Günahların mağfireti günahların sevaba çevrilmesidir. Günahların örtülmesi birinci affı ifade eder. İkinci defa af mağfiret adını alır Kur'an-ı Kerim'imizde. Yani günahların sevaba çevrilmesi. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki
Habibim.